Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyenler, bu dersimizde işaretül i'cazdan ve alleme Ademel esma'i kulleha bahsini okuyacağız inşallah. Hazreti Adem Aleyhisselam'a isimlerin öğretilmesi, melaikeye rüçhaniyeti ve bu isimlerin ne manaya geldiğini Bediüzzaman Hazretleri İşaretül İcaz'da ifade ediyor. Bir kısmını da 20. sözün 2. makamından okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve alleme Ademel esma'e kulleha sümme aradahum alel melaike. Fekale enbi'uni bi esma'iha ulai in kuntum sadikin. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Üstadımız ayet-i kerimeye evvela meal veriyor. Cenab-ı Hak bütün eşyanın isimlerini Adem Aleyhisselam'a öğretti. Sonra o eşyayı melaikeye göstererek dedi ki, eğer iddianızda sadık iseniz bunların isimlerini bana söyleyiniz. Peki meal devam edecek ama meleklerin iddiası neydi diye sorulacak olursa iddiası şu, bir önceki ayette وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا اَتَجَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَا قَالُوا اَتَجَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ne zaman ki Yüce Mevla meleklere dedi, İnni cailun fil arzı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Galu, melekler dediler ki, etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfüküd dima. Orada kan dökecek, fesat çıkaracak kimseler mi yaratacaksın? Halbuki ve nahnu nusabbihu bihamdik ve nukaddisülek. Seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfatı kemaliye ile muttasıf olduğunu biz ikrar ediyoruz. Buna mukabil siz, ey Rabbim, sen yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek kimseler mi yaratacaksın? Meleklerin istifsarvari olan bu suallerine Yüce Mevla "Gâle inni e'lemu mâ lâ te'lemûn" ifadesiyle öz bir cevap veriyor. Yani sizin bilmediğinizi ben bilirim. İşte Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Efendim eşyanın isimlerini ona öğretti. Ve sonra meleklere dedi ki, eğer iddianızda sadık iseniz, yani yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak kimseler mi yaratacaksın sözünüzde sadık iseniz, bunların isimlerini bana söyleyiniz. Melaike dediler ki, seni her nekaisten tenzih ve bütün sıfatı kemaliye ile muttasıf olduğunu ikrar ederiz. Senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur. Bediüzzaman Hazretleri bu ayeti celileyi hemen hemen her konunun sonunda zikreder. Hatta İşaretül İcaz'da tam konu buraya gelmiş iken der ki, tefsirim burada tamamlandı. Ben demek ki yani uzun zamandır bu ayeti kerimeyi tefsir ediyordum. İşte onun tefsirine masadak olan umum Risale-i Nur olarak karşımıza çıkıyor. Evet, melekler bu ifadeyi dedikten sonra yine devam ediyorlar. Her şeyi bilici ve her kimseye liyakatına göre ilmi irfan ve ihsan edici sensin ey Rabbim. Cenab-ı Hak da bunun üzerine meleklere dedi ki,
Ya Adem, Adem Aleyhisselam'a dedi ki, ya Adem, bunların isimlerini onlara söyle. Enbi'hum bi esmaihim. Vakta ki Adem Aleyhisselam onlara söyledi. Cenab-ı Hak dedi ki, size demedim mi semavat ve arzın gaybını bilirim. Ve sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim diye ayet-i kerime beyan ediyor. Üstadımız konuya bir mukaddeme ile giriyor ve diyor ki, bu talim-i esma meselesi, yani ve alleme Ademel esma'e hakikati, ya Hazreti Adem Aleyhisselam'ın melaikenin inkarına karşı mucizesi olup melaikeyi inkardan ikrara icbar etmiştir. Ey Rabbim, biz seni her türlü nekaisten tenzih ediyoruz. Sıfat-ı kemaliyeyle de seni tavsif ediyoruz. Bunu da ikrar ediyoruz. Yani böyle bir istifsarda, taaccübde bulundu melekler. Ya bu meleklerin taaccübüne karşı, istifsarına karşı Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi olup melaikeyi inkardan ikrara icbar etmiştir. Veyahut melaikenin hilafetine itiraz ettikleri nev-i beşerin hilafete liyakatını, melaike ne yapmıştı? Beşerin hilafetine itiraz etmişti. Etec'alü fîhâ men yufsidu fîhâ ve yesfüküddümâ. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak kimseler mi yaratacaksın şeklinde itirazları oldu. İşte nev-i beşerin hilafete liyakatını meleklere kabul ettirmek için izhar ettiği bir mucizedir. Ve alleme Ademel esma'e külleha. Adem Aleyhisselam'ın isimleri öğrenmesi ve onu meleklere izhar etmesi. Onun için ayet-i kerimede sümme aradahum alel melaike, sonra onu meleklere arz etti. Ve Mevla meleklere arz edince meleklere dedi, enbi'uni bi esmai haula in kuntum sadikin. Yani bunların isimlerini söyleyin, bana haber verin. Melekler de Allah'ın öğretmediği şeyi nereden söylesinler? O zaman diyorlar ki, Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Ey Rabbim, senin bize öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Ne zaman ki Yüce Mevla Adem Aleyhisselam'a diyor, ya Adem, enbi'hum bi esmaihim, onların isimlerini haber ver onlara. Felemma enba'hum bi esmahum, Adem Aleyhisselam da o isimleri haber veriyor. Allah da sizin bilmediğinizi ben bilirim hakikatını daha geniş bir şekilde burada ifade ediyor. Nasıl? Semavat ve arzın gaybını bilici olan ve melaikelerin Adem Aleyhisselam hakkında lisanla izhar ettiklerini ve kalbende gizlediklerini. Çünkü ileride üstadımız diyecek, İblisin kibri melaikeye sirayet edince bu manada melaikeninden bir istifsar, açıklanmasını istedikleri bir soru hasıl oluyor. Ve hatta bir taifenin de itirazı buna karışıyor diyor üstadımız. Evet, ey arkadaş, her şeyin kitab-ı mübinde mevcut olduğunu tasrih eden وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ ayet-i kerimesinin hükmüne göre Kur'an-ı Kerim zahiren ve batınen, nassen ve delaleten, remzen ve işareten, yani ayet-i kerimelerin taşıdıkları manadan üstad burada 6 tanesini zikrediyor. Ayetin bir zahiri manası vardır, bir de batını manası vardır. Ayetin bir kastettiği açık mana vardır, bir de o manaya delalet eden karineler vardır. Efendim, ayetin işaret ettiği bir mana vardır, gizli işaret olarak da remzettiği bir mana vardır. İşte bu özelliklerden dolayı Kur'an'ın ifadelerinde her zamanda vücuda gelmiş veya gelecek her şeyi ifade ediyor. Buna binaen
gerek enbiyanın kıssa ve hikayeleri, gerek mucizeleri hakkında Kur'an-ı Kerim'in irşadatından fehmettiğime göre, malumunuz Kur'an geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatıyor ve onların ümmetlerine gösterdiği mucizeler de Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Üstad da diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in irşadatından, işaretinden fehmettiğime göre, mucize-i enbiya'dan iki gaye ve hikmet takip edilmiştir. Yani peygamberler niçin mucize gösterirler? Burada iki gaye var, iki hikmet var. Birincisi, nübüvvetini halka tasdik ve kabul ettirmek. Yani 19. mektupta üstadımız ifade ediyor, o zat iddiayı nübüvvet dava etmiş, peygamberlik dava etmiş. Delilim de şudur ki, müstemir adetini, kainata koyduğu müstemir adetini benim iltimasımla değiştirecek. Celal ile kalktığı zaman parmağıyla ay, kamer iki parçaya ayrılıyor. Cemal ile döndüğü zaman 10 parmağından çeşme gibi su akıyor. Avucuna aldığı taşlar onun avucunda la ilahe illallah deyip Allah'ı zikrediyor. Aynı avuç hangi yaralı hastaya değse Allah'ın izniyle şifa buluyor. Avucuna aldığı taşı, toprağı düşmana atıyor, gülle ve bomba gibi tesir ediyor. Bunun gibi bine yakın mucize Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden sadır olmuştur. O halde mucizelerin birinci gayesi ve hikmeti nebilerin nebi olduğunu ispatlamak için mucize göstermişlerdir. Allah'ın izni ile. Çünkü üstadımız biraz sonra ifade edecek, mucize Allah'ın fiilidir. Onun için mükemmeldir. O noktada hiçbir eksiği yoktur. Efendim, bu manada ikinci maksada sıra gelince mucizelerden takip edilen iki gaye ve iki hikmetten ikincisine gelince terakkiyat-ı maddiye için lazım olan örnekler nev-i beşere göstererek o mucizelerin benzerlerini meydana getirmek için nev-i beşeri teşvik ve teşci etmiştir. Yani bütün yeryüzündeki fen, sanat, ilim, teknik hepsi Alim isminin açılımıdır. İşte o ismin açılması ile nev-i beşere bir hedef gösteriliyor. Bu manada nev-i beşerin ortaya koyduğu bütün kemalat ve meziyetler nebiler eliyle insanlığa öğretilmiştir. Dolayısıyla onların mebdeyi, mebadisi, hulasası, çekirdeği Adem Aleyhisselam'a öğretilmiştir. Onun için Adem Aleyhisselam talim-i esma ile bir üstünlük kazanmıştır melekelere karşı. Bir de hilafetini, yani halifeye arz olmaya liyakatını sergilemiştir. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilen isimler neydi denilirse, esma-i ilahiye olduğu gibi böyle lügat olarak kastedilen eşyanın isimleri de bunun içerisinde. Ama sadece ondan ibaret değil. Mesela bu nedir? Gözlüktür. Sadece bu isimden ibaret değil. Yani esma-i ilahiye Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş. O esmanın açılımı Kur'an'ın izahıdır. Kur'an da takat-ı beşerin fevkinde ilimleri ihtiva eden bir özelliğe ve güzelliğe sahiptir. Onun için İşaretül İ'caz'da üstadımız Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu yönlerini ifade ederken takat-ı beşerin fevkinde bir ilmi özelliğe sahip olduğunu Kur'an'ın mucize olduğuna delil gösterir. Peki Adem Aleyhisselam'a ne özellikler verilmiş ki esmayı öğrenmiş? Onun için yine üstadımız 20. sözde şu manayı nazara veriyor. Diyor ki, nev-i beşere,
camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum, yani insanlığa, nev-i beşere, camiyeti istidat cihetiyle talim olunan hadsiz ulum, yani Mevla insana öyle bir istidat, öyle bir kabiliyet vermiş ki, bütün beşerin ilmi Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş idi. Mesela şöyle bir kıyaslama yapacak olsak, bir öğrenci üniversiteye gider, 4 yılda bir fakülteyi bitirir. Bu öğrenciyi böyle ilim aşığı olarak kabul edelim. Efendim 40 yıllık ömrünü ilme verdi. Kaç fakülte bitirir? 10 fakülte bitirir. Bu öğrencinin faraza Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi 1000 yıllık bir ömrü olsa kaç fakülte bitirir? 250 fakülte bitirir. 251. fakülteyi okuyacak istidat ve kabiliyet bende kalmadı der mi? El cevap demez. İşte Mevla insana istidat cihetiyle öyle bir özellik vermiş ki hadsiz ilimleri öğrenebilecek bir özellikte yaratmış. Ve onun tezahürü olarak da Esma-i İlahiyye'yi Adem Aleyhisselam'a öğretmiş. Peki sadece isimlerin öğretilmesi mi? İşin içerisinde fen, sanat, teknik de var. O zaman Bediüzzaman Hazretleri ikinci olarak şu noktayı nazara veriyor. Kainatın envaına muhit pek çok funun. Yani şu anda insanların arasında ne kadar fen, sanat, teknik var ise hepsinin hulasası Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş, Hazreti Adem Aleyhisselam'a talim olunan Esma-i İlahiye mucizesinin içerisinde bunlar var. İşte bu mana itibarıyla da insanda yine öyle bir istidat var ki, iradesi, istidadı irade ettiği şeyi onun eline veriyor, diyor Üstadımız Mesnevi Nuriye'de. Yani insanın iradesi ne istiyor? O istediği şeyi gerçekleştirecek istidat onun manevi mahiyetinde derc edilmiş. İşte bunun tezahürü olarak da bütün sanat, fen, teknik, bunların mebadileri, hulasaları, çekirdek misal özleri Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilmiş. Üçüncü olarak bir madde daha sayıyor üstadımız. Halık'ın şunat ve evsafına şamil kesretli marifin talimidir. Nedir bu? İnsanın asıl vazifesi Allah'ı bilmektir. Allah'ı tanımaktır. Yani Allah'ı tanıyabilecek binler esrarlı ahval insanın enesine takılmıştır. Bu manada insanın mahiyeti maneviyesine marifetullah'ı elde edecek binlerce tohumlar ekilmiştir. O tohumlar açıldığında marif-i ilahiye, yani Allah'ı bilme ilmi de gelişiyor. İşte bu özellikler de insanın mahiyeti maneviyesine konulmuş. Demek ki bu istidat ve kabiliyet ve bu özellikler doğrultusunda Mevla Hazreti Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretmiş. Ve alleme Ademel esma külleha, hakikati bu manayı ifade ediyor. Evet, hem mesela ve alleme Ademel esma külleha, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın davayı hilafeti kübrada mucize-i kübrası talim-i esmadır diyor. Demek ki insan Mevla'nın iradesiyle inni cailun fil arz halife, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. O yaratacağı halife, yani Adem Aleyhisselam ve onun şahsında nevi insanlık, hilafet makamına liyakati var mı? Hilafet makamına liyakatını talim-i esma ile Mevla meleklere gösteriyor.
İşte sair enbiyanın mucizeleri birer hususi harikayı beşeriyeye remzettiği gibi bütün enbiyanın pederi ve divan-ı nübüvvetin fatihası olan Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesi umum kemalat ve terakkiyat-ı beşeriyenin nihayetlerine ve en ileri hedeflerine sarahate yakın işaret ediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu manen şu ayetin lisan işaretiyle diyor ki: Ey beni Adem, sizin pederinize melekeye karşı hilafet davasında rüçhaniyetine hüccet olarak bütün esmayı talim ettiğimden siz dahi madem onun evladı ve varisi istidadısınız, bütün esmayı taallüm edip mertebe-i emanet-i kübrada bütün mahlukata karşı rüçhaniyetinize liyakatınızı göstermek gerektir. Zira kainat içinde bütün mahlukat üstünde en yüksek makamata gitmek ve zemin gibi büyük mahluklar size musakkar olmak gibi mertebe-i âliyeye çıkmak için size yol açıktır. Haydi ileri atılınız ve birer ismime yapışınız, çıkınız. Çünkü Esma-ül Hüsna'yı Allah Adem Aleyhisselam'a öğretti. Fakat burada bir uyarı var. Diyor ki, fakat sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh-i zemine muvakkaten sukut etti. Malumunuz Mevla Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hazreti Havva annemizi yarattı. Onları cennete koydu. Ama Adem Aleyhisselam'a verilecek olan hilafet vazifesinden dolayı şeytan bir düşmanlık içerisine girdi. Tabi önceki ayetlerde bu ifade ediliyordu. Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Mevla niçin secde etmediğini sorduğunda, ey Rabbim onu topraktan, beni ateşten yarattın. Topraktan yaratılan, ateşten yaratılandanlar üstündür diye gibi kuru kuruya bir iddiada bulundu. Böyle olunca Allah'ın emrine isyan edince Mevla iblisi cennet nimetlerinden mahrum bıraktı. Yani onu cennetten kovdu. Onun için Euzü billahi mineşşeytanirracim. Yani kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınmayı her zaman besmele gibi dilimizden eksik etmeyiz. Kur'an-ı Kerim'in festaiz emri de buna dahil olunca Euzü besmeleyi çoğunlukla beraber söyleriz. İşte Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblis cennetten çıkarılınca Adem Aleyhisselam'a düşman oluyor. Ve onu yalan konuşarak kandırmaya çalışıyor. İşte Mevla cennetteki her nimetten istifadelerine müsaade ediyor. Yalnız bir ağacın meyvesinden yemeği onlara yasaklıyor. Şeytan Allah adına yalan konuşuyor. Diyor ki, eğer yasak edilen o meyveden yer iseniz ebedi cennette kalacaksınız. Yoksa buradan çıkarılacaksınız. Tabi Adem Aleyhisselam safiyullah, saf bir kimliğe sahip. Daha tabir caizse bugünkü tabirle hiçbir yani böyle alt niyetler yok. Şeytan da Allah adına yalan konuşunca Hazreti Adem Aleyhisselam ona kanıyor. O yasak ağacın meyvesinden yediklerinden dolayı onlar da cennetten çıkarılıp dünya zeminine gönderiliyor. İşte bu hadiseden almamız gereken dersi Bediüzzaman Hazretleri bu ifadelerle bize veriyor. Ne diyor? Sizin pederiniz bir defa şeytana aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh-i zemine muvakkaten sukut etti.
Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Yani Mevla Adem Aleyhisselam'a verdiği o maharetle birlikte ona sanat da öğretiyor. Adem Aleyhisselam'a öğretilen sanatın varisi olan nev-i beşer, telahuk-ı efkar ile o sanatları açığa çıkartıyor. İşte yine peygamber mucizelerinde bahsedilen hedefler bir işaret ve teşvik hedefi oluyor. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla bir takım fen, sanat, teknik aletlerine, icatlarına insanlar ulaşıyor. Fakat bunları beşerin faydasına kullanmaları gerekirken çoğu zaman beşerin aleyhine kullanıldığını görüyoruz. Mesela üstadımızın ifadesiyle tayyare, yani uçak, büyük bir nimet. Beşer uçak icat etti. Güya düşmanını efendim perişan etmek için, ama sati bir nazarla baktığımızda beşer yaptığı uçaklarla kendi başına bomba yağdırdı. Halbuki o fen, sanat, tekniği beşer menfaati cihetiyle kullanması gerekiyordu. Ama zulüm cihetiyle kullanmış oldu. Bu bir. İkincisi, hayatı kolaylaştıran teknik aletler, icatlar, keşifler vesaireler beşeri şükre sevk etmesi gerekirken tam tersine beşer o güzellikleri kendi gayretinin neticesi olarak algıladı, şükretmek gerekirken nankörlükte bulundu. Nasıl? Onları efendim maddi manevi faydasına kullanması gerekirken maddi manevi zararına kullandı. Üstadımız bir misal veriyor. Diyor ki radyo kelimat-ı ilahiyeyi tebliğ etmesi gerekirken hevesata hizmet etmekle beşerin aleyhine kullanılmış oldu. İşte bu noktalardan ayet-i kerime bu Bediüzzaman Hazretleri'nin ayetten çıkardığı mana bize bir uyarı ve ikaz ediyor. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam şeytana bir sefer aldandı. Cennet gibi bir makamdan ruh-i zemine muvakkaten sukut etti, düştü. Tabi arkasından tevbe etti, istiğfar etti. Mevla da onu affetti. Ama bize olan uyarı, sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i ilahiyenin semavatından tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Peki bu duruma düşmemek için ne yapmak lazım? Vakit be vakit başınızı kaldırıp Esma-i Hüsna'ma dikkat ederek o semavata uruç etmek için fununuzu, yani fenlerinizi, terakkiyatınızı merdiven yapınız. Ta funun ve kemalatınızın menbaları ve hakikatları olan Esma-i Rabbaniyeme çıkasınız. Ve o Esma'nın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız. Demek ki o fen, o sanat, o kemalat nereden geliyor? Esma-i İlahiyeden geliyor. Onun için biraz sonra üstadımız bu manayı daha açık bir şekilde nazara verecek. Yani her bir fen, her bir sanat, her bir teknik bir ismi ilahiye dayanır. İşte onların da ifade ettiği bir hakikat vardır. O hakikata insan fen, sanat, teknik cihetiyle ulaşınca onların açtığı manevi pencereden, yani kalp penceresinden Esma-i İlahiye'ye bakılacak bir konuma insan gelebilir. Evet, sanki Kur'an-ı Kerim Enbiya'nın kıssa ve hikayeleriyle terakkiyatın esaslarına, temellerine parmakla işaret ederek, ey beşer,
şu gördüğün mucizeler bir takım örnek ve numunelerdir. Telahuk-ı efkarınızla, yani fikirlerin birbirine kuvvet vermesiyle, çalışmalarınızla şu örneklerin emsalini yapacaksınız diye ihtar etmiştir. Yani telahuk-ı efkar, diyelim ki bugün bir kimse otomobiline biniyor, hiç sarsılmadan çok rahat yolculuk yapabiliyor. Bugün otomobillerin binicisini sarsmayan o güzel lastiklerinin imalatında geçmişteki at arabası tekerinin hissesi var mı yok mu? El cevap var. Onlar bu şekilde gelişerekten telahuk-ı efkarla bu şekle girmiş. Mesela hepimizin istifade ettiğimiz, hatta bugün hayatın olmazsa olmaz bir kolaylığı olan şu internet. İcat eden kişi bir şirket içerisinde iletişim sağlamak için bu sistemi kurmuş. Sonra bakmış ki bunu efendim bu binaya yaygınlaştırmak da mümkün, bu şehre yaymak da mümkün, bunu dünyaya yaymak da mümkün. İşte telahuk-ı efkarla birlikte internetin istifade ettiğimiz bugünkü şekli ortaya çıkıyor. Demek ki bunların örnekleri peygamber mucizelerinde zikredilmiş, biraz önce okuduğumuz nassen, zahiren, batınen, efendim işareten gibi manalarla onlara işaret edilmiş, beşere hedef gösterilmiş, ihtar edilmiş. Onun için üstadımız der ki, evet, mazi istikbalin aynesidir. İstikbalde vücuda gelecek icatlar, mazide kurulan esaslar ve temeller üzerine bina edilir. Evet, şu terakkiyat-ı hazıra, yani bugünkü fen sanattaki gelişme, tamamıyla dinlerden alınan işaretlerden, vecizelerden hasıl olan ilhamlar üzerine vücuda gelmiştir. Onun için üstadımız 17. lemanın 9. notasında der ki, bil ki nev'i beşerde nübüvvet, beşerdeki hayır ve kemalatın fezlekesi ve esasıdır. Yani nev'i beşerde ne kadar kemalat var ise peygamberler eliyle beşere öğretilmiştir. Dini hak saadetin fihristesidir. İman bir hüsnü münezzeh ve mücerreddir. Madem şu alemde parlak bir hüsün, geniş ve yüksek bir feyiz, zahir bir hak, faik bir kemal görünüyor, bilbedahe hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebiler elindedir. Dalalet, şer ve hasaret onun muhalifindedir diyor. Üstadımız bu manayı 20. sözdeki bir nükte-i mühimme ve bir sırrı ehem ile pekiştiriyor. Şöyle ki, şu ayeti acibe, hangi ayet? Konumuza serlevha olan ve alleme Ademel esma'e külleha ayeti, şu ayeti acibe, insanın camiyeti istidadı cihetiyle mazhar olduğu bütün kemalat-ı ilmiye, yani Mevla insanın manevi mahiyetine öyle bir özellik vermiş ki bütün ilimleri kavrayabilecek ve bütün o ilimlerdeki kemalata ulaşabilecek bir özellik vermiş. Bu bir. İkincisi, terakkiyat-ı fenniye. Fen hususunda ne kadar gelişmeler var ise onlar da yine Adem Aleyhisselam'a öğretilen ve alleme Ademel esma'e külleha hakikatının içerisinde. Efendim sonra havarik-ı suniye, yani sanat harikaları, onlar da Adem Aleyhisselam'a öğretilenlerin içerisinde. İşte bütün bunlar talim-i esma ünvanıyla ifade ve tabir etmekte şöyle latif bir remz-i ulvi var ki, her bir kemalin, her bir ilmin,
her bir terakkiyatın, her bir fennin bir hakikat-ı âliyesi var ki o hakikat bir ismi ilahiye dayanıyor. Pek çok perdeleri ve mütenevvi tecelliyatı ve muhtelif daireleri bulunan o isme dayanmakla o fen, o kemalat, o sanat kemalini bulur, hakikat olur. Yoksa yarım yamalak bir surette nakıs bir gölgedir. Üstadımız misallerini de veriyor. Diyor ki, mesela hendese, yani matematik, geometri bir fendir. Onun hakikati ve noktayı müntehası Cenab-ı Hakk'ın ismi adil ve mukaddirine yetişip hendese aynesinde o ismin hakimane cilvelerini haşmetiyle müşahede etmektir. Evet, hendese ile insan ne hesaplar yapıyor, ne binalar dikiyor, ne aletler icat ediyor, ne vasıtalar yapıyor. Hepsi hendese ilminin dayandığı mukaddir isminden ve ismi adilden kaynaklanan bütün güzellikler olduğunu görüyoruz. Hem mesela tıp bir fendir, bir sanattır. Onun da nihayeti ve hakikati Hakim-i Mutlak'ın Şafi ismine dayanıyor. Değil mi? Eczane-i Kübra'sı olan Ruh-i Zemin'de rahimane cilvelerini, edviyelerini görmekle tıp kemalini buluyor. Demek ki tıp ismi Şafi ismine dayanıyor. Derdi veren de Allah, şifasını yaratan da Allah. Beşere bir hedef gösteriyor. Her derdin devasının yaratıldığını beyan ediyor. Ara, bul diye teşvik ediyor ve beşeri ona sevk ediyor. Mesela hakikat-ı mevcudattan bahseden Hikmetül Eşya, Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu ismi hakiminin tecelliyat-ı kübrasını müdebbirane, mürebbiyane eşyada, menfaatlarında ve maslahatlarında görmek ve o isme yetişmekle, ona dayanmakla şu hikmet, hikmet olabilir. Yani nasıl ki bugün felsefe, eşyanın insana faydalı olma cihetiyle hikmetini anlatıyor, işte o da neye dayanıyor? Cenab-ı Allah'ın ismi hakimine dayanıyor. 12. sözün başında serlevha olan ayete baktığımızda وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا. Yani Allah kime hikmet verdi ise ona çok büyük bir hayır vermiş gibidir. Onun için ismi hakim, menfaatlendiğimiz her şeyin hikmetini bize ders veriyor. O zaman ne oluyor? Mahlukata, masnuata manayı harfiyle bakmak gerekiyor. Manayı ismiyle bakmamak lazım. Yani mevcudata, mevcudat hesabına bakarsak manayı ismiyle bakmış oluruz. Mevcudata hikmet cihetiyle Allah'ın sanatı ve eseri olarak bakarsak manayı harfiyle bakmış oluruz. O zaman hurafetten, malayaniyattan kurtulmuş olur. Yoksa ya hurafata inkılap eder veya malayaniyat olur veya felsefeyi tabiye müsüllü dalalete yol açar. Demek ki bütün hayır ve kemalat peygamberler eliyle insanlığa öğretilmiştir. Üstadımız buna da misalleri veriyor. O misallerle konumuzu tamamlayalım. Mesela ilk saat ve sefine mucize eliyle beşere verilmiştir. Saati Hazreti Yusuf Aleyhisselam icat etmiştir. Sefineyi de Allah'ın emri ile Hazreti Nuh Aleyhisselam inşa etmiştir. Onun sefinesi nedir? Bir mucizedir. Mucize olması hasebiyle yani tekniğin zirvesindedir.
Çünkü teknik mucize zirvesine ulaşmaktan acizdir. Onun için Hazreti Adem Aleyhisselam'ın inşa ettiği gemi, bugüne kadar inşa edilen gemilerin teknik olarak zirvesindedir. Biz bugün ulaştığımız bir takım fen, sanat, teknik harikalarını sadece kendimize mahsus zannediyoruz. Mevla bunları çeşitli sebepler tahtında ümmete hediye ettiğini görüyoruz. Evet, ikinci olarak kainatın ihtiva ettiği bütün nevilerin isimlerini, sıfatlarını, hastalarını beyan zımnında, yani ve alleme ademel esma'e kulleha ayeti kerimesi, kainatın ihtiva ettiği bütün nevilerin isimlerini bir, sıfatlarını iki, hastalarını yani özelliklerini beyan zımnında, beşerin telahuk-ı efkarıyla meydana gelen binlerce fünün sayesinde, fenler sayesinde ve alleme ademel esma'e kulleha ayetiyle işaret edilen Hazreti Adem Aleyhisselam'ın mucizesine insanlık mazhar olmuştur. Üçüncü verdiği örnek üstadımızın, bütün sanatların medarı olan demirin yumuşatıp kullanılması sayesinde icat edilen bu kadar terakkiyatla nevi insan, وَاَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ ayetiyle işaret edilen Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizesine mazhar olmuştur. Onun için üstadımız 20. sözün 2. makamında der ki, madem Mevla bir Resul'e, hem bir halife, hem manevi hem maddi bir hakime, yani o Davud Aleyhisselam'a lisanına hikmet ve eline sanat vermiş, lisanındaki hikmete sarihen teşvik eder. Çünkü o nebidir, Allah'ın elçisidir. Ona tabi olmayı, ittiba etmeyi Mevla emrediyor. Elbette ki elindeki sanata dahi tergib işareti vardır. Çünkü büyük bir peygamberinin fazlını sanatı ile nazara veriyor. Nedir onun sanatı? Eline demiri alıyor, yoğuruyor, hamur gibi yoğuruyor, ona istediği şekli veriyor. O bir peygamberdi. Bu hali mucize idi. Ama bu mucizenin Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesi beşere bir hedef ve bir teşvik. Yani Allah nebisine madem böyle bir özellik vermiş, ey beşer, siz de onun varisisiniz, İstidadı varisisiniz. O halde Allah'ın kainata koyduğu kanunlara riayet ederek siz de bu seviyeye ulaşabilirsiniz. İşte bugün beşerin sanayisinde demirin ne kadar önemli olduğu aşikare ortada. Yani cümleyi şöyle ifade edecek olursak, demiri sanayiden çeksek gerisi çöker. Onun için Hazreti Davud Aleyhisselam'ın mucizesi olarak Kur'an-ı Kerim bunu zikrediyor. Dördüncü olarak yine telavuk-ı efkar ile tayyare gibi icat edilen terakkiyat-ı havaiye sayesinde nev-i beşer gudûhâ şehrun ve revâhûhâ şehr ayetiyle sürati beyan edilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesine yaklaşıyor. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle Hazreti Süleyman Aleyhisselam rüzgara binmiş, 2 aylık bir mesafeyi bir günde gitmiş. İşte bu hadiseyi, bu mucizeyi Kur'an-ı Kerim bahsetmekle, ey beşer, sana yol açıktır. Öyle bir alet icat edebilirsin ki uzun mesafeleri kısa zamanda kat edebilirsin, gidebilirsin. İşte beşerin icat ettiği tayyare, yani bugün uçak dediğimiz o hızlı aletler bu mucizenin işaretiyle ortaya çıkmış hakikatlardır. Beşinci olarak
kıraç ve kumlu yerlerden suları çıkartan santrifüj aleti enidrib bi'asakel hacer ayetiyle işaret edilen Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasından ders almıştır. Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir asa, elinde bir asası vardı. Mevla o asaya mucize olarak bir özellik verdi. Nedir? Asasını yere vurduğu zaman yerden su fışkırıyor. Tabi çöl ikliminde ab-ı hayat olan suyun çok büyük önemi var. Hazreti Musa Aleyhisselam, efendim, Yahudilere gönderilmiş bir peygamber. Onlar da 12 kabile asasını taşa vuruyor. Taştan 12 çeşme su fışkırıyor. Her bir kabile bir çeşmeden suyunu içiyor, alıyor vesaire. Ancak öyle bir işaret, öyle bir teşvik var ki Musa Aleyhisselam'ın elinden zahir olan bu mucize hedef gösteriliyor. İşte santrifüj diye bir alet icat ediliyor. Yere vuruluyor, su çıkıyor. Vuruyor, petrol çıkıyor. Vuruyor, maden çıkıyor. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının neticesinde görülen bir mucize idi. O mucizeye beşer fen, sanat, teknik ile ulaşabiliyordu. Yine tecrübeler sayesinde ve telavuk-ı efkar ile husula gelen terakkiyat-ı tıbbiye Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizesinin ilhamatındandır. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam o günki tıbbın çare bulamadığı hastalıkları Allah'ın izniyle tedavi ediyordu. Bunda hedef Allah verdiği derdin devasını da vermiştir. Arayıp çalışıp o devayı bulup insanlığın hizmetine sunup Allah'tan şifa talep edilmesi de o teşvikin içerisinde olduğu beyan ediliyor. Yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam, tabi kıssasını anlatmayacağız, ancak Nemrut aylarca odun topluyor, dağ gibi odunları yığıyor, yakıyor ve mancınıkla İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe fırlatıyorlar. Allah ateşe emrediyor. Ya nar, kûni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim üzerine soğuk ve selametli ol. Ayet-i kerimesinin delaletine göre Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman ateşin harareti bürudete, yani soğukluğa inkılap etmesi beşerin keşfettiği yakıcı olmayan mertebeyi nariyeye örnek ve mehazdir. Yedinci olarak levla en ra'a burhane rabbi ayeti kerimesinin bir kavle göre işaret ettiği gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam Kenan'da bulunan babasının timsalini görür görmez Zeliha'dan geri çekilmesi ve kervanları Mısır'dan avdet ettiğinde Hazreti Yakup Aleyhisselam inni le'ecidu riha Yusuf, yani ben Yusuf'un kokusunu alıyorum demesi ve bir ifritin Hazreti Süleyman'a gözünü açıp yummazdan evvel Belkıs'ın tahtını getiririm demesine işaret eden ene atike bihi kable en yerteddi ileyke tarfuk ayet-i kerimesi pek çok mesafelerden celbi saut suretinde, şey celbi saut yani seslerin celbi ve suretlerin celbi vesaire gibi beşerin keşfettiği veya edeceği icatlara, numunelere mehazlerdir. Sekizincisini de okuyalım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a kuş dilini öğrettik manasında ullimna mantıka tayr, yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a Mevla kuş dilini öğretiyor ayeti kerimesi. Beşerin keşfettiği radyo, buna bugün televizyonu, telsizi, efendim telefonu ilave edebiliyoruz. Papağan,
güvercin gibi alet ve hayvanların konuşmalarına ve mühim işlerde kullanılmalarına bir me'hazdir. Yani kıyamet günü Mevla kişinin dilini susturacak. Kişinin efendim eli, gözü, eli, ayağı, cildi yaptıklarından haber verecek. Kişi de Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle diyecek. Yani cildine diyecek ki, neden benim aleyhime şehadette bulunuyorsun? Ve galu li culudihim lime şehittum aleyna? Ey benim cildim! Hani insanda dokunma duyusu var ya, neden benim aleyhime şehadette bulunuyorsun? O da diyecek ki, galu entakana Allah, bizi Allah konuşturuyor. Ellezi, öyle Allah ki entaka külli şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Onun için radyonun konuşması, telefonun konuşması, aletlerin konuşması da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor ifadesinin içerisine giriyor. Demek ki her şeye bir konuşma özelliği Mevla vermiş. Beşer fen ve sanatıyla keşfediyor, bunları buluyor, insanlığın hizmetine sunuyor. İşte ve hakeza beşerin henüz keşfedemediği çok mucizeler vardır. Bu keşfedemediği kısmın altına üstadımız şunu ifade eder. Beşerin keşfettikleri, yani keşfetmesi gerekenlerin öşrü mişarıdır. Yani onda birinin onda biridir. Ne ediyor? Yüzde biri ediyor. İşte istikbalde yavaş yavaş keşfine muvaffak olacaklarına dair de bir ifade veriyor. Şu cümleyle bitirelim. Hazreti Adem Aleyhisselam'a öğretilen esmanın tafsilatı, çünkü ona mebadi ve mücmel bir şekilde öğretilmiş idi, onun tafsilatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öğretilmiş. Kur'an'da bahsedilmiş. Onun için Kur'an, Esma-i İlahiyye'nin tefsiridir. Her bir ayet konusunu zikrettikten sonra hangi ismin faaliyet alanına giriyorsa onunla özetleniyor. Alim, Semi, Basir, Aziz, Hakim gibi fezlekelerle ayetler hülasa ediliyor. O halde Adem Aleyhisselam'a öğretilen o Esma-i İlahiyye'nin tafsilatı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öğretilmiş. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da o Kur'ani hakikatları beşere anlatmış. Biraz önceki ifademiz, son cümlemiz olsun. Üstadımız da der ki, Kur'an'ın mucize olduğuna delil getirdiği şu cümle, Kur'an beşerin takatı fevkinde bir ilme sahiptir. İşte beşer daha çok şeyleri bugün ancak yüzde birine ulaşabildiği icatlarla ortaya koyabilmiş. Daha geride keşif bekleyen çok icatlar var. Rabbim bize Kur'an'ın gösterdiği hedefe ulaşacak şuur ihsan eylesin. Özellikle bu manadaki ilim adamları mevcudatı manay ismiyle değil de manayı harfiyle değerlendirip Allah namı hesabına bakıp ona göre Mevla'nın kainata koyduğu bu nimetleri beşerin istifadesine sunmalarını rahmet-i ilahiyeden niyaz ediyoruz. Onun için 24. mektupta üstad der ki, yani beşerin işte kendi, yani beşerin övündüğü meseleler ızdırar lisanı ile, ihtiyacı fıtri lisanı ile yapılan duaların neticesidir. Allah onları beşere lütfetmiş, beşer de onları kullanıp hayatını kolaylaştırıyor. Bu kolaylığın da şükrünü eda etme şuurunu Rabbim bizlere lütfeylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enel hamdülillahi rabbil alemin.
El-Fatiha.